Vallahi müthiş. Anosta haksız değilmişim. Sahne performansı böyle olur işte. 800 bin tane konser yaptın mı? Kaç tane yaptın Allah aşkına? <laughs> ya bilmiyorum Volkan. Şimdi bazıları <laughs> rivayete göre 10 bin diyor ama 10 bin tane gün yok ki benim müzik yaşamımda. Onun için hani... Olur mu sen günde üç tane konser yapmış adamsın be? <laughs> Yaptım da 10 bin tane değil. Yani kaç tane... Çünkü ben e, benimle ilgili bir şeyler yazan arkadaşlara bakıyorum. 10 bin diyor. 10 bin değildir ya. Ya ama çok olmuş. Yılda 200 konserden. Ben Türkiye'de en çok konser veren seni biliyorum. Ben öyle biliyorum kardeş. Ama şunu söyleyeyim. İlk kez senin programda söylüyorum. Söyle. Bir günde 3 ülkede konser verdi. Ona nasıl ya? Atatürk hava e, Havalimanı'nın karşısında bir yer var. Atatürk şey, şey merkezi. E, fuar, fuar, alanı. Fuar alanı. He. 12 çeyrekte galiba gündüz konser verdik orada. Hemen 14-20 uçağıyla Almanya'ya uçtuk. 14-23 ile Almanya'ya uçtuk. Akşam 5 gibi bir matine vardı. Orada söyledik. Akşam 19 ile Norveç'e uçtuk. Norveç'te konser var. Abi şaka gibi ya. Şaka gerçekten. hani o oldu ya. Bu bir enteresan bir gün oldu ya. Kendine kıydın. Bu ülkeye kıyamadın biliyor musun? <laughs> yani. Evet evet. E, evet mi? O kadar sen Biraz. yani o kadar çok fedagarlı bir adamsın. O kadar övüyorsun beni ama... burada kanatlandırıyorsun Nein, böyle. Ben yani. senin o e, fedagarlığını yakından biliyorum. Gerçekten sağ öyle. Olsun, sağ ya olsun. yorulmaz mısın baba ya? Sen Rize'den Trabzon'a denize atlayan öküze bile yardım ettin ya. Bu nasıl bir şeydir ya? <laughs> ama, ama, o, <laughs> ama o muhteşem ama, bir öykü. Anlatsana onu o... Allah aşkına ya. Abi. Hayvan anlayabiliyorum. Ben çünkü inekleri ve, e, ve hayvancılık yaptık biz. Lise 2'ye kadar 14 ineğimiz vardı. Hala. Onu anlıyorsan onun o anda psikolojisinde kesilmek olduğunu anlıyorsun. Evet, Kaçmak. Evet. Çünkü bir pazarlık yapılıyor. Ne oldu o sonra? Ferdinand koyduk kadar. Ferdinand, Ferdinand evet. yaşa. O o pazarda çıkıyor atlıyor Trabzon'da. Rize'den, Rize'den atlıyor. Rize'den çıkıyor. 3 gün boyunca şimdi diyorlar ki 3 gün suda hayır 3 gün suda kalmıyor. Orkestra dinleyin bilmediğiniz bir öykü olabilir bak. 3 gün suda kalmıyor aslında. Öyle çıkıyor mi? Çıkıyor karaya. Aa. İşte Rize ile Trabzon arasındaki beldeler var yerler tamam. var. Oralara çıkıyor da orada yine gelenler oluyor diye dinleniyor. Şaka yapıyorsun ben Bütün dişleri tabii bütün dişleri dökülüyor hayvanın biz dişlerini yaptırdık önce. Ya güldürme böyle gerçekten, ya. Gerçekten dişlerini yaptırdık çünkü suda kala kala dişleri zaten mahvoluyor. Tuzlusu. Tabii bakıyor ki birileri daha geldi bunlar beni yakalayacak diye bir de suya atlıyor. Kıyıdan 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 yüze yüze Trabzon'dan çıkıyor. Ferdinand adı oğlu oldu bir tane Ferdi koydu kadın. <laughs> Bence o pencis sevgilisi de kaçmış olmasın Trabzon'a sevgilisi. Allah, bilmiyorum. Ferdinand'la ben tanışmak istiyorum. Biraz sohbet lütfen, etmek istiyorum. Lütfen, Gerçekten. Lütfen gel. Bir çok dostum Onun da gel. sorunları var. Benim de sorunlarım var. <laughs> ya ama çok güzel bir öykü. Anıl. Ya üç gün denizde kalıyor herif ya. Ve Haluk Levent onu kesilmekten kurtarıyor. Hem de pazarlı ofluyla yaptım. Şaka yapıyor. Vallahi e, billahi. Ofluyu yenemezsin. Ne de, dedi ki yani şimdi Haluk abicim dedi bizim dedi garibanız dedi biz dedi bunu satacaktık dedi. Şimdi ünlü çok de iyi oldu ya. dedi. Şimdi 8 bindi ama 16-17 aslında fiyata dedi. Arıyor arada Haluk abi burada daha kaçan bir Çok <laughs> iyi ya. Abi ofluları <laughs> çok dur. seviyorum. Dur Ofluların dedim. zekasına hayranım. Canım benim ya çok güzel bir öykü var ya filmlik bir öykü. <laughs>